Misli TV ekranlarından merhabalar değerli voleybol severler. Misli voleybolun bugünkü konuğu Yeşil Yurt'un kaptanı ve liberosu Pınar Atasever. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Dilersen kariyerinden başlayalım. Hem voleybola nasıl başladın, o klasik taraf, hem de profesyonel olma süreci nasıl gerçekleşti? İzmir'de başladım voleybola. Klasik beden eğitimi öğretmeninin sınıfa gelip aradan seçtiklerinden biriyim. Dediğiniz gibi 20 yılı aşkın bir süredir voleybol oynuyorum. Göztepe Spor Kulübü kulübünde başladım. Orada ilk profesyonel oldum. Evet. Daha sonra Ankara, İstanbul, tekrar İzmir derken. Bir sene Samsun var. Evet, biraz kontrol etmiştim ben. Evet. O peki profesyonel olma kısmı nasıl gerçekleşti? Çünkü bizi izleyen genç voleybolcular var. Ben orayı merak ediyorum. Yani nasıl oldu da altyapıdan A takıma çıkma gerçekleşti? Ya benimki biraz ekstrem bir durumdu. Ben 14 yaşında A takımla maça çıkmak zorunda kaldım. A takım liberosu sakatlanınca. Evet. Böyle birdenbire hani daha yıldız yaşım varken A takımda buldum kendimi. O yüzden benimki birazcık şanstı. Şimdi daha kolay aslında A takımda yer bulmak. Ben öyle düşünüyorum. Eskiden biraz daha zordu. Yaş ortalaması daha yüksekti. Şimdi biraz daha genç takımlardan oluşuyor hani ligler. Evet. O yüzden benim macera öyleydi. Ekstrem bir durum olduğundan söz ettin. Peki bunun gibi başka kırılma anları da yaşadın mı? Hem kritik bir karar almanı gerektiren ya da böyle yine o A takıma çıkmandaki gibi bir sıçramayı sana var, sunan var, tabii, var. Kırılma anları var mı? Biri babamı kaybetmemdi aslında. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. 24 yaşındaydım. Aslında en iyi zaman 24-25 sezonumdu. Sonra bıraktım. Bırakma kararı aldım. Böyle bir 8 ay falan bıraktım. Sonra tekrar başlamam bir kırılma anıydı. Ben evet. Böyle ikinci kariyer diyorum zaten ona, 25 ve sonrası. Daha sonra Samsun'dan sonra tekrar lige dönmem bir kırılma anıydı benim için. Vakıf inanılmaz bir tecrübeydi. O bir kırılma anıydı. Var aslında 2-3 tane var. Evet, yani gerçekten hem bu trajik olay hem devamında yeniden lige dönüş hem de Vakıfbank'la dönüş, Dünya Kulüpler Şampiyonası gerçekten etkileyici bir ikinci devre olmuş. Peki bu biraz da Yeşilyurt'tan, bu sezondan bahsedelim istiyorum. Burası nasıl bir kulüp? Hem genel kulüp yapısı hem hava, bunlarla alakalı neler söyleyebilirsin? Valla Yeşilyurt Spor Kulübü bence İstanbul'un en değerli kulüplerinden biri. Donumu evet. Bakımından, yönetilişi bakımından, şu anda hani sahip olduğumuz staff bakımından. Gerçekten hani klasik bir tabir ama başka bir tanımını bulamıyorum. Bir aile ortamı diyebilirim. Evet. Gerçekten öyle. Bu tabii grubun yapısıyla da çok alakalı. O enerjiyle de çok alakalı. İşte İdil abla zaten sanki aramızdan biri gibi menajerimiz. Aynı şekilde yöneticilerimiz, şu an belki kötü gidiyor bu takım ama hiçbir zaman olumsuz bir geri dönüşte karşılaşmadık onlardan. Hep destekler. Aynı zamanda gençleri yetiştirmede çok öncü bir kulüp. Biz yaş ortalamamız çok çok düşük lige baktığımızda. Aslında bu misyonu çok önemli benim evet. açımdan da. Yaş ortalaması düşük demiştin. Burada hem kaptan olarak hem de en tecrübeli oyuncu olarak sanki sana böyle farklı bir sorumluluk da düşüyor. Çünkü onları böyle çok tecrübeli, çok üst düzey takımlara karşı oynarken sahanın içerisinde tutmak, fiziksel olarak olmasa da kafa olarak sahanın içerisinde tutmak bence ayrı bir meziyet yani. O da biraz zor. Aynı servis karşılama evet. gibi bir meziyet. Bu gençlerle oynama meselesi sence nasıl, hem artısıyla hem eksisiyle? Valla insanı gençleştiriyor bence kesinlikle yani. En önemli artısı bu. Tabii ki çok zor tarafları var. Bir defa kuşak farkı var yani arada. Evet. Hani 15-16 yaş fark var benim ilk altıda oynadığım arkadaşımla aramda. Tabii ki farklı dili konuşuyorduk sezon başladığında ve ben bir şey söylediğimde bazen anlamayan gözler bana bakıyordu ve yalvaran gözler. Yani hani bilmiyorum ben bunu, anlat bana gibi. Ama o adaptasyon süreci güzel halloldu diye düşünüyorum. Bizim aramızda değişik bir ilişki var. Benden biraz çekiniyorlar ama inanılmaz da seviyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar yani. O açıdan çok şanslıyım. İyi ki onların kaptanıyım, öyle diyeyim. O enerjiyi de yansıttığımızı düşünüyorum. Sonuçtan bağımsız olarak. Evet, gerçekten biz yayınlarda da konuşuyoruz. Belki çok iyi durumda değilsiniz senin de söylediğin gibi ama hani biraz voleybolu bilen biri olarak ben anlatırken şunu çok net görebiliyorum. Bu takım çalışmış. İyi bir blok defans kurgusu var. Ya da o defansta top çıktıktan sonra geçiş hücumunda break point için bir hazırlanmış kurgu var. Hem hücumlarda hem bloklarda bu cidden önemli bir şey. Çünkü bahsettiğin gibi çok çok genç oyuncular. Evet. Yani karşılarındaki insanları, oyuncuları gördüklerinde bile tamamen belki düşebilecek oyuncular. Aynen. Burası önemli bir taraf bence. Söylediğin gibi çok ön plana çıkarılması gerekiyor. Evet. Çünkü biz yukarıdan onu görüyoruz. Net şekilde bu takım çalışmış ve evet. bu lig seviyesinde o blok defans kurgusunu evet, yapabilecek evet. Yani o yorumları bir takım duymak gerçekten çok bizi ayakta tutuyor.
sizden duyduklarımız, taraftarlardan duyduklarımız, benim başka takım arkadaşlarımdan duyduklarım. Hani iyisiniz, hani olur, evet, umudunuzu kaybetmeyin gibi. O da gerçekten aramızdaki enerjinin, uyumun bir sonucu gibi görüyorum ben. Tabii ki de çok çalışmanın. Yani evet, herkes bir çalışıyorsa biz 2-3 çalışıyoruz. Kuşak farkından bahsetmiştin yani biraz önce. Aynı şekilde bu aslında kişilerle, oyuncularla arandaki iletişimin dışında voleybola da sanki sirayet etmiş olabilir gibi düşünüyorum. Çünkü son yıllarda farklı çok yapısal değişimler oldu. Çok. İstatistik çok fazla işin içerisine girdi. Ya doğru, da GDS kullanılıyor son birkaç sezondur. Doğru. Bu değişimi nasıl görüyorsun? Hani tamamen olumlu mu yoksa olumsuz bir tarafta söyleyebilir misin? Ya çok olumlu görüyorum ama tamamen olumlu diyemem. Evet. İstatistik çok önemli. O veriler çok önemli. Kimin nereden hangi oranda atak yaptığı çok önemli. Hangi de yöne iyi servis attığı çok önemli. Tabii ki blok defansı kurgularken ya da senin side out'u kurgularken onları analiz etmen gerekli. Ama işte bu yaş grubu bu istatistik kağıdına baktığı zaman eli titriyor. Ben bunu hiç hoşlanmıyorum bundan. Yani hani o istatistik kağıdı evet çok önemli ama her şey değil. Her şey değil, hayatın sonu değil. Yani sen setin başında bir tane hata yaparsın ya da 26-25 gerideyken bir hata yaparsın. O istatistik onu söylemiyor. Ama tabii ki genel olarak analizde çok işimize yarıyor. GDS tamamen iyi ki var. Yani onu çok seviyorum. Onunla ilgili hiç olumsuz bir şey söyleyemem. Peki burada bir de şunu sormak istiyorum. Seninle alakalı biraz Yeşilyurt ya da takımdan ziyade. Bundan sonrasıyla alakalı bir plan yaptın mı? Ne kadar daha oynamayı düşünüyorsun? Bu soruyu sormak bilmiyorum. Nasıl hissettiriyor sana ama. Valla bu soru bana çok geliyor ama bende cevabı yok. Peki bıraktıktan sonrasıyla alakalı bir hayal kurdun mu? Bir düşüncen, bir var, isteğin var, var mı? Var. O zaman güzel hayallerim var. Evet. Ben psikolojik danışmanlık mezunuyum üniversitede. Evet. Ama o zamandan beri yani mezun olalı kaç yıl oldu? 9 yıl falan oldu. Bütün böyle bu spor psikolojisiyle ilgili sertifika programları, işte kurslar falan hep aldım. Onları çok ilgimi çekiyor çünkü spor psikolojisi. Bu sene de yüksek lisansa kabul oldum Kadir Has Üniversitesi'nde. Bir dönem bitti. Bitirdim bir dönemi. Kesinlikle voleybolu bıraktıktan sonra hani o alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Peki voleybolla alakalı var mı? O biraz daha akademik bir şey gibi görünüyor ya da... Voleybolla alakalı şöyle, biz benim bir de staj dersim vardı. Seans veriyoruz. Evet. O kapsamda. Tabii voleyboldan birileriyle görüşüp onlara yardım etmek, işte işin mental tarafında destek olmak benim için hem çok keyifli hem de çok kolay. Yani bildiğim bir şey olduğu için en nihayetinde. Evet. Bir de bu sezon için biraz sanki staj diyebilir miyiz senin adına? Kesinlikle. Çünkü işte 2004 doğumlular, 2005 doğumlular havalarda uçuşuyor. Tabii yabancılar falan filan. Evet evet, kesinlikle diyebiliriz. Okul kısmını da aslında soracaktım. Çok iyi bir yere getirdin. Okul ve kariyeri birlikte götürmek aslında voleybolcular için klasik bir sorun. Ama sen bir de yüksek lisans programına başlamışsın şu an. Sence bu ne kadar zor? Ya da henüz lisans eğitiminin başında olmak üzere olan oyuncularla için neler söyleyebilirsin? Ya maalesef tabii çok kolay değil. Yani hani çok çaba gerektiriyor, çok emek gerektiriyor. Şimdi bizim yaptığımız iş fiziksel bir iş olduğu için. Evet. Yani ne kadar antrenman yaparsan bir o kadar da dinlenmen gerek, yaşa bağlı olarak tabii ki. O dinlenme süresinin üstüne okula gitmek, onun üstüne ödev yapmak, onun üstüne ders yapmak ve İstanbul şartlarında, İstanbul'da bir sporcudan konuşuyorsak, mesafeler çok uzunsa gidiş geliş de çok evet, büyük problem oluyor ve çok zor oluyor. Ama eğer istedikleri bölümü biliyorlarsa bence o zorluğun %60 kısmını, %50 kısmını kompanse edebilirler. Yani istemeye istemeye giderlerse tabii ki çok zor. Ama istedikleri, voleyboldan sonra planladıkları bir bölüm okurlarsa hallederler diye düşünüyorum. Evet, yani zor ama imkansız değil. Değil, hayır, kısacası değil. Evet. Diyebiliriz şimdi. Çok güzel bir soruya geldik. Klasik bir taraf. Bu uzunca kariyerin bir geri dönüşünü almak istiyorum senden. Bir ilk altı istiyorum. Hatta şöyle bir ek zorluk da getirebilirim. 2000'ler ve 2010'lar diye ikiye ayıralım istersen. Oo, olur mu? Olur. Yabancı kuralı da koyalım istersen hatta. 3 yabancım hakkım var yani. Tamam. Ligde de var 3 yabancı hakkım. İlk önce kolay taraftan başlayalım o zaman. Yakın şeyden başlayalım. Evet, yakın tarihten. Tamam, okey. Şimdi pasörüm Maya olur. Oynadığım oyuncular mı olmalı? Evet, tabii ki. Tamam. Pasör Maya. Kolayından kolayından başladın sanırım. Ben öyle oldu biraz, evet. Onunla oynamak büyük bir şans ama hani bir yandan da. Pasör çaprazını mı yabancı yapsam, iki köşeyi mi yabancı yapsam diye düşünüyorum. Bella'yı koyayım pasör çaprazına, evet, vakıftan. Türk köşem Şeyma, Türk Hava Yolları. O zaman atakçı bir biraz daha. Geliyor. Anti, Galatasaray. Evet. Tam da uyumlu oldu tam aslında. Tam uyumlu oldu, evet. Anti. Ortalara geliyorum. 1-2-3 yabancı hakkım bitti. Evet. Tamam. 3+1 yapalım dilersen. Öyle bir arzum varsa 3+1 olsun. Şimdi Zehra'yı kesin koyuyorum. Tamam. Kübra'yı koyayım.
Tamam. Kolay oldu. Tamam, biliyorum, biliyorum. Farkındayım. Kolay oldu. Ama gerçekten yani bir tarafa böyle işin şakası bir tarafa, hani en iyilerden bahsettiğimiz için mesela Kübra Akman'ı kenarda bırakıp da olmuyor yani, olmuyor, değil olmuyor. Mi? Kim olacak yani? Evet. Çünkü milli takımda da sürekli onlar gördüğümüz evet. isimler. Peki bir de 2010 2000'ler 2010'lar oralar bir şey yapabilir miyiz? Vallahi biraz zorlar beni ya. Belki yad ederiz birilerini. Ederiz. Şimdi pasör Pelin Çelik koyarım. Aynı zamanda milli takımımızın da şu an menajeri. Aynen. Pasörüm olur. Özlem Özçelik ortam olur. Onunla oynadım. Ya tabii ki Simge'yi koyarım. Ben burada bir araya girmek istiyorum müsaadenle. Buyurun lütfen. Ya mesela tamam herkes seviyor, çok beğeniyor ama Simge Aköz bir numara bence. Hani iki değil, üç zaten değil. Yani bir numara o hani şu an için. Evet. Baktığımızda hani dünya standartlarında bakıyorum. Hani neden Simge şu anki herhangi bir libero'nun arkasında kalsın sorusunun bence hiçbir cevabı hiç yok. Hiç yani, hayır. Hiç yok. Hem karakteriyle hem... Yani oyundaki duruşuyla, hani sadece manşet almak değil aslında liberoluk. Evet. Yanındakine dokunmak, yanındakini oynatabilmek. Yani bence Simge'nin yanındakiler de çok şanslı. Ve süperstarlarla o iletişimi sağlıyor. Evet. Burası da çok önemli. Evet, orada söylediğini uygulatmak, arkayı organize etmek, çok iyi örnek olmak gençlere, hepsi var. Simge'yi söyledik. Simge'yi söyledim. Bu da tabii kolay. Şimdi geriye döndük. Geriye döndüğümde Gülden'i söylerim kesinlikle. Benim hani rüyalarıma giren bir liberoydu. Evet. Onu izleyerek büyüdüm. Hatta bazı şeylerim de çok benziyor. O kadar çok taklit etmişim ki. Düşüşlerim. Hatta eksik taraflarım da ona benziyor diyebilirim. Pasöre Pelin dedik. Özço dedik. Şimdi o zamanlar Güldeniz derim köşe. Orta. Pas diyorum. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Güldeniz'in çaprazına da o zaman bir atakçı lazım. Bir atakçı lazım. Ona bir yabancı lazım. Hiç yabancı hakkımı kullanmadım. Evet. Benim o dönem oynadığım yabancılardan kim var? Yani isim hatırlamıyorum. İnanır mısınız? Gerçekten vardı. Mesela bir vakıftan gelmişti bize Beşiktaş'ta 2010'larda, 2009 ya da galiba. Ama adını hatırlamıyorum. Yani müthiş bir atakçıydı. Buradan bizi izliyorsa... Çok özür dilerim ama hatırlayamadım. Tamam, o zaman bari pasör çaprazı bir tane koyalım. Meryem'i koyarım pasör çaprazı. İllerde biz bayağı uzun oynadık onunla, onu koyarım pasör çaprazı. O Ankara dönemi. Ankara tayfa, aynen. Tamam, bir son soru biraz uzun oldu ama bence keyifli oldu. O kişiyi de bulalım belki, hatta alt yazıya ekleyelim. Evet, yani evet, yorumlara eklesinler. Vakıfta bir sene oynayıp bize geldi. Devre arası mıydı? Ama 2008-2009 eminim Beşiktaş'tayken. Şimdi kalkıp telefondan bakarsam ben neredeyse yani acaba? Yukarı çıkıp bakacağım şimdi. Tamam, teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten özellikle sonu çok eğlenceli. Başı da güzel bir sohbet oldu. Bizi misafir ettiniz. Yine ilerleyen dönemlerde görüşmek üzere. Ben teşekkür diyelim. Ederim. Sağ olun. Misli Voleybol'un bugünkü bölümünün sonuna geliyoruz değerli voleybol severler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Voleybolla kalın, Misli TV'de kalın.